Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size animation olayı, on trigger enter olayı ve rastgele sayı üretme olayını anlatacağım. Şimdi bir adet daha önce de gördüğünüz gibi, hani gösterdiğim gibi bir karakterimiz var, yürüyor. Ve ortaya da rastgele konulmuş bir silindirimiz var. Şurada da göründüğü üzere. Şimdi ilk olarak bu silindire bir animation ekleyelim. Yani büyüsün. Çünkü karakter bunun üstüne yürüyünce bu rastgele etrafta bir yere geçecek. Onu ayarlayacağız. Ve dikkat çekici olsun diyelim. Bu animation'ımıza trigger diyelim. Trigger animator tamamdır. Kaydedelim. Şimdi arkadaşlar kaydederken ilk olarak şunu bir çek. Çünkü başlangıca kaydederken bir hatalar meydana geliyor. Daha sonra nasıl yapmak, nasıl dikkat çekmek istiyorsunuz? Büyüterek mi, uzatarak mı veya döndürerek mi size kalmış? Ben büyüterek yapacağım burada. Buraya tıklıyorsunuz. Ve şunu şöyle rastgele bir büyütelim. Bu kadar büyüklük iyi gibi. Tamamdır, bakalım. Tamam, güzel büyüyor. Şimdi fark ettiyseniz birden küçülüyor. Biz öyle olmasını istemiyoruz. Yani düzenli bir şekilde küçülsün. Şunu kopyalayalım. Ctrl C ile. Daha sonra 20, bunu da 40'a getirelim. Bakalım şimdi nasıl. Gördüğünüz gibi daha iyi bir şekilde hareket ediyor. Şimdi animasyonumuz buna kaydoldu arkadaşlar. Şimdi buna kod yazmamız gerek. Diyeceğiz ki bu bunun içine gelince bu farklı yerlere gitsin diyeceğiz. Hemen yazalım. Buna da on trigger enter diyelim. Geldi mi? Ya bu olay aslında tetikleyici diye geçiyor. Hani bir yere girince şöyle yap, bir yere girince böyle yap tarzında. O alanlarda bayağı kullanılıyor. Şimdi biz de diyeceğiz ki girince bu platformu başka yere taşı diyelim. Hiçbir kütüphane kullanmıyor. Direkt Unity'nin kendi kütüphanesi var. Hani direkt zaten direkt eklenmiş. Şuradan eklenmiş. Şimdi ilk öncelikle bir giriş metodumuzu yazmamız gerek. Bu nasıl? Private void. Private void. On trigger enter. Trigger'a giriş. Tetikleyici gibi. Buraya da collider order diyelim. Şimdi metodumuz hazır. Şimdi trigger enter deyince, yani karakterimiz o alana girince ne yapacak onu yazalım. İlk olarak şimdi karakterimizin girdiğini nasıl anlayacak? Onu yapalım. Bunun en kolay yolu tag oluyor arkadaşlar. Other.tag eşittir. Bizim karakterin tagi neydi? Yokmuş. Buna hemen player tag ekleyelim. Player. Tamam. Şimdi girince ne yapsın? Şimdi biz bunu ekledik. Yani direkt transform.position dersek zaten hangi karakterin üstündeyse, yani hangi objenin üstündeyse o obje üstünde etkili olacak. Direkt yazalım. Transform.position eşittir new vector tree. Şimdi arkadaşlar burada random olayını kullanacağız. Çünkü rastgele bir yerlere gitsin istiyoruz. Random range. Peki bu sınırı nasıl belirleyeceğiz? Şimdi onu göstereyim. Şunu seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x'in hareket ettiğini görüyorsunuz. Hemen şöyle en uca bir getireyim. Ne kadarmış? Tamam, sıfırdan diyelim. Sıfırdan itibaren. Bu ne kadarmış? Buna da 7 diyelim. 0 ile 7 arası bir sayı üretsin bize. 0,7. Tamam, x'imiz hazır. Virgül. Şimdi y'yi üretmemiz gerek. Y'ye bakalım. Y yukarı çıkartınca artıyor. O zaman bunu yapmamıza gerek yok. Çünkü karakterimiz yukarı çıkamıyor. Aynı satırda olması bizim için daha iyi. Y'ye direkt transform.position.y diyelim. Şimdi z'mize geldik. Z de şöyle galiba. Evet, böyle. Nereden nereyeymiş?
Eksi 5'ten biraz şöyle geri çekelim. Eksi 5'ten eksi 13'e kadarmış. Yazalım hemen. Random nokta range eksi 5 virgül, yani eksi 13 daha küçük tabi, buna başa yazalım. Eksi 13'ten eksi 5'e kadar dedik. Tamamdır. Var mı bir sorun? Yok gibi. Bakalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eklediğimiz animasyon oynuyor. Hemen üstüne gidelim. Aa, olmadı. Niye olmadı? Çünkü arkadaşlar bu kutunun trigger özelliğini açmadık. Yani şu an bir duvardan farksız bu. Hatta onu da göstereyim. Şunu biraz şöyle alayım, daha iyi göstereyim. Şu çevresinde gördüğünüz yeşil şeyler var ya, yeşil yaylar diyeyim, yeşil yaylar. Bunun duvar gibi olmasını sağlıyor. Şu an yani bu yuvarlak bir top gibi bir şey. Şuradan ayarlayabilirsiniz onu gördüğünüz gibi. Şunu şöyle biraz daraltalım. Şunu da şöyle yapalım. Yani tam ortaya girince tetiklensin trigger'ımız. Şunu da şöyle biraz şöyle yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Tamam. Yani videoda daha uzamasın. Ve gördüğünüz gibi şu trigger'ı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım bakalım. Player karakterimizin tagini de player yapmıştık. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Hatta kamerayı biraz yukarı alayım, daha iyi görürüz. Şunu şöyle yukarı alayım. Biraz da rotasını aşağı çevireyim. Boydan boya görürsün. Bu animation olayını bütün objelere ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani sürekli loop halinde. Onun loop'unu da engelleyebilirsiniz tabii ki de. Bakalım. Evet, burada çıktı. Bakalım. Burada çıktı. Hep de sınırdan çıkıyor. Bizi aşağı uçuracak. Tamam. Bakalım bu sefer nerede çıkacak. Biz bakalım bir koda neden böyle oldu. 0 ile 7 arası. Eksi 13 ile eksi 15 arası. Bunu yanlış yapmışız arkadaşlar. Şuradan eksi 5 diye düzeltelim. Ben de diyorum niye burada çıkıyor. Çünkü hani eksi 13 ile eksi 15 şu aralarda bir yerde. Şimdi daha rahat her yerde çıkar. Bakalım hemen. Evet. Sınırda çıktığı için baştan başlatalım. En son olacağı buydu zaten. Bu random range birçok şeyde de kullanılıyor arkadaşlar. Yani rastgele oluşturmak istenen. Hani rastgele obje bile oluşturabilirsiniz yani bu şekilde. Rastgele botlar, artık ne oluşturmak istiyorsanız. Gidelim hemen. Şimdi daha iyi. Şimdi her yerde çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun olayı değdiği anda trigger enter, yani giriş yapıldığı anda yer değiştirmeyi başarıyor. Gördüğünüz gibi her yerde rahat bir şekilde çıkıyor. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha öğreteyim. Karakteri giydirmeyi öğreteyim. Kaç videodur çıplak çıplak gezdiriyoruz. Hemen göstereyim. Şuradan tıklayalım. Material diyelim. Extract textures. Tamam. Materyalin içini açsın. Burada yeni bir klasör oluşturalım. Textures diye. Klasörü seçelim. Buraya aktarsın. İnşallah uzun sürmez. Glossiness. Plain. Aslında şu GTA San Andreas tarzı bir ışınlanma yeri de yapabiliriz. Fix mode diyelim bakalım.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizim Afacan artık kıyafetli. Gördüğünüz gibi minik bir Afacanımız var. Bu sayede Extract Materials da diyerek karakteri giydirebilirsiniz. Yani bu texture oluyor. Bazen eksik oluyor. Şapkası vesaire olmuyor. Materyalin içine atıyorlar. O zaman Extract Material diyerek devamını da tamamlayabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz videolar varsa yorum atarsanız, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.